Bir tanıtım da ben yapayım. Teknoloji dünyasında bu hafta telefon hattında Dijital TV koordinatörü Bilal Eren var. Nasıl Bilal Bey, güzel oldu mu tanıtımımız? Süper oldu. Hoş geldiniz. Her hafta istiyoruz. Her hafta istiyorsunuz. Peki. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bomba haberler var, hemen vereyim. Ne diyorsunuz? Hemen dinleyelim. Facebook bugün bir açıklama yaptı. Daha önce Amerika, İrlanda, İskoçya ve İngiltere seçimlerinde yaptığı şeyi Türkiye için de yaptı. Bir buton koydu ve oy veriyorum butonu. Pazar evet. günü 7 Haziran seçimlerinde oy verdikten sonra bu butona tıklayıp arkadaşlarıyla paylaşabiliyor oy verdim diye. Böyle bilinirliği arttırıyor ve seçime katılımı arttırabileceği düşünüyor. Facebook da buradan bir işte hareket ve şey bekliyor açıkçası. Anladım. Böyle bir uygulama yapmış Türkiye'ye özel. Bu önemli bir şey. Bunun bilgisini verebiliriz. Oy veriyorum butonu. Güzel. İkincisi LYS ile alakalı bir bilgi var. Yüksek lisans üstü sınavla alakalı. Lisans yerleştirme sınavı ile ilgili başvurun adaylar ÖSYM'nin ait ÖSYM.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerini edinebilecekler. Bu da internet üzerinden güzel bir gelişme. Ayrıca devlet kapısı bu sene bütün üniversite kayıtlarını devlet üzerinden yapabilecek. Bu hakikaten bomba. Evet, yani Türkiye'nin 180 küsur üniversitesinde bütün kayıtlar, üniversitelerin kayıtları devlet üzerinden yapılabilecek. Bu da hani güzel bir gelişme. Bu çok güzel bir şey, çünkü düşünsenize, çocuk atıyorum ailesi ikameti Van'da, işte Türkiye'nin başka bir yerindeki bir üniversiteyi kazandı. Sadece kayıt içip gelip dönmesi maddi manevi çok büyük bir külfet. Aynen öyle. Bulunduğu noktadan kaydını yapacak. Ondan sonrasında işte geleceği zaman hareket edecek. Çok güzel bir şey. Aynen. Çok güzel bir gelişme. Bunu verebiliriz. Ayrıca bir antivirüs firması, Türkiye'de şubesi bulunan, ofisi olan bir firma güzel bir açıklama yaptı bugün. Çünkü bu özellikle sosyal medyayı mobil cihazlardan kullananlar için büyük girişler yayılmaya başladı ve cep telefonları kitleyen çeşitli virüsler ve işte bu telefonlara sızıp bazı bilgileri edinmek isteyen hackerların çoğaldığı düşünüldü. 4 tane şey sıralanmış. Hani dinleyicilerimiz çok pratik. 4 tane dikkat edilecek şey. Onları ben size söyleyeyim. Bir tanesi basit şifrelerin hackerların işini kolaylaştıracağı düşünüldüğü için banka, online alışverişinde mail adresleri için mutlaka ayrı ayrı ve olabildiğince büyük küçük harfli rakamlı şifrenin oluşturulması, yani kombinasyon yaparak oluşturulması gerektiğini ifade etmişler. Birincisi bu. İkincisi, her gelen e-mailimize, telefonlarımızın e-maillerimize bakıyorsak, ki bakıyoruz. Tabii. Oradaki her linke tıklamamak, dikkat etmek lazım. Yani tıkladığımız linke dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden de bu linkler çoğalıyor. Üçüncüsü, bazı telefonları da biliyorsunuz, uygulamaları güncelleyin memiz gerekiyor. Evet, evet. Ofis programları veya Android aplikasyonu vesaire. Bu programları güncellerken mutlaka kaynağın doğru olduğuna bakmak lazım. Çünkü indirdiğimiz oyunlarda bazen işte şu uygulamayı güncelleyin deyip bize bazı ekranlar çıkartıyor ve oraya o ekranlara basmamamız gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Peki nasıl anlayacağız kaynağının doğru olduğunu? Şöyle, biliyorsunuz marketlerde güncelle uyarısı çıkıyor. Yani marketlerin kendi arayüzlerinde o arayüzlerdeki güncelleme butonuna basın veriyor. Oyunların veya uygulamaların içindeki açılan pop-up dediğimiz böyle reklam gibi açılan, hani şimdi güncelleyin tarzı şeylere basmamamız, onları kapatmamız istenmiş. Yani, tuzak olabilir onlar deniyor. Evet, evet, onlar tuzak olabilir diyor. Dördüncü olarak da aslında birer bilgisayar akıllı cep telefonumuzda üçüncü parti aplikasyon mağazalarından kaynağı belirsiz programları indirmeyin demiş. Orada biliyorsunuz hani birçok şey arıyoruz. Mutlaka aşağıdaki yorumlara bakmak lazım, şirketlere bakmak lazım. Çok tehlikeli virüsler içeren programlar oluyor. Örneğin şöyle bir şeyle karşılaşmıştım, ben kişisel olarak karşılaşmıştım. Bütün telefonların kime ait olduğunu bulan bir program var. Bunu indirin ve telefonu sizi arayan numaranın kim olduğunu bulun. Evet. Diye böyle bir aplikasyon yapmış. İlk şahsı, bilmiyorum kim yaptığını, ve Store'a yüklemiş Android Market'te. Evet. Biliyorsunuz Android Market Apple'a göre daha kolay uygulama geliştirip yüklenilebilen bir platform. Apple'da bir kontrol süreci var. Ve o uygulamadan ben virüs kapmıştım. Bu tip hani çok iddialı şeylere şunu yapıyoruz, bu numaraları veriyoruz, SMS atmayı engelliyoruz gibi uygulamalara
dikkat etmek lazım. Hı-hı. Çok cazip şeyler oluyor çünkü. Her uygulamayı, her gördüğümüz uygulamayı pat diye indirmememiz gerekiyor. Evet, indirmemiz lazım telefonumuzda. Bu 4 şeyi yaparsak kendimizi bireysel olarak çok büyük bir koruma kalkanı oluştururuz. Peki bunun dışında bilgisayarlardaki koruma programları gibi telefonlarda da daha gelişmiş koruma programları var mı? Var, evet. Marketlerde özellikle bu hani hepimizin bildiği hani dünyanın hani bütün işte dünyaca ünlü diyelim virüs şirketlerinin artık mobil telefonlar için işte hem Apple olsun hem Android işletim sistemleri için hatta Windows için de ürettiği virüs yazılımları var. İşte Norton antivirüs artık reklam olmayacaktır bunlar. Söyleyebiliriz. McAfee gibi uygulamalar var. Telefonlarına indirmelerini özellikle Android kullanıcıların ve Windows kullanıcıların rica ediyoruz. Hani bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu çok önemli. Bir gelişme daha var Facebook'tan. Facebook'ta bundan sonra Chrome'dan Facebook'a giren insanlar için Chrome arayüzüyle, browser'ıyla Facebook'a girenler için bir özellik geldi. Siz Chrome'dan Facebook'a girdiğiniz zaman mesaj yazdığınız zaman Facebook'tan arkadaşlarınız nerede olduğunuzu bilebilir. Tabii onun bir aç kapa düğmesi var. Açarsanız. Siz isterseniz. Evet, isterseniz yani oturduğunuz yerden veya işte yoldan, telefonunuzdan Chrome üzerinden Facebook'tan bir mesaj attığınız zaman siz arkadaşınız veya işte eşiniz, dostunuz nerede olduğunuzu anlık olarak takip edebilecek. Böyle yani arkadaşınıza dediniz ki sana gelemiyorum çünkü şu anda İzmit'e geçtim. Bırak şimdi Beyoğlu'ndasın görüyorum. Evet, maalesef öyle şeyler olabilir. Hani kötü yanları var bu işlerin. Ona dikkat etmek lazım belki. Evet. İnternette hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Evet. Giderek oraya gidiyoruz zaten. Çok değil şeffaf. Hayatımız her alanında açık olacak. Evet. Bunu tabii çok dezavantajlarını da göreceğiz. Mahremiyet açısından belki. Zaten tartışılıyor hukuksal olarak da. Ona dikkat etmek lazım. Kişisel bilgileri yüklememek lazım. Hep söylüyoruz zaten. Gene Türkiye'den bir haber var. Biliyorsunuz e-nabız diye bir uygulama yaptı Sağlık Bakanlığı ve e-devletle entegre etti. Kişisel sağlık sistemi dedi buna. Bundan önceki birkaç programda da söylemiştik. Evet. Bütün bilgilerimiz orada görünüyor. Yeni bir özellik daha geldi. 112 acil servis tuşu geldi üstüne bu uygulamanın. Oraya bastığımız zaman GPS üzerine ilk olarak merkezden de ambulansa ulaşan bir sistem yaptılar. Yani siz butona basar basma acil bir durum oldu diyelim. Hiç kimse telefon açmadan o buton sayesinde GPS üzerinden yani bizim 3G üzerimizden, telefon üzerinden ambulansa giden bir sistem kuruldu ve sizin lokasyonunuzu atıyor haliyle. Telefondan attığınız için onu ambulansı hiç aramadan... Yalnız Bilal Bey burada çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü biliyorsunuz özellikle dokunmatik telefonlarda farkında olmadan arama yapıyorsunuz. Evet. Yani burada da aynı sıkıntı zaten 112'lerin başı %80 gereksiz aramalarla dertte. Bir de buna dokunmatik telefonların azizliği eklenirse bu sıkıntı nasıl giderilebilecek acaba? Bu aslında uygulamanın içinde bir buton. Yani siz e-nabız uygulamasını indirdiğinizde onu açmamız lazım. Buton. Anladım. Evet yani anladım. Hani kolunuz değecek, bacağınız değecek, uygulama açılacak sonra ikinci defa aynı yere değecek. Olmaz. Doğru. Yani, doğru. Özel bir gayret gerektirecek. Anladım. Özel bir gayret yetenek gerekiyor. Anladım. Öyle bir şey çok zor gibi ama çok güzel bir çok şey, güzel. Özellik bence. 112'li entegre etmişler sistemi. İngiltere'den bir haber var. Eski istihbarat ajanı biliyorsunuz Edward Snowden işte bu USB'ye bütün bilgileri koyup dünyaya Amerika'nın işte bazı istihbarati bilgilerini veren kişi. O uluslararası ad yetkinliğine katıldı geçen hafta ve videoda İngiltere'de Başbakan David Cameron'ın dinlendiğini söyledi. İşte ve NSA'nın bunu dinlediğini söyledi Başbakan ve devlet kurumlarına. Tabii bu bayağı manşetlerde haber oldu. Bunun üzerine Amerika açıklama yaptı. Böyle bir şey yani hem dinleyip hem de sonra açıklama huyları çok ilginç kazıyor. Evet. Bir fayda var. Evet. Google'dan bir haber var. Şu an Türkiye'de geçerli değil ama yakında Türkiye'den de indirebileceğiz marketlerden. Artık yemek fotoğraflarını zevk ve mutluluk duygusu paylaşabilir başlığıyla vermişler haberi. Yemek fotoğraflarından kalori sayısını hesaplayacak bir sağlık uygulaması. Yani fotoğraf uygulama şeyini açacağız uygulamayı. Kamerayı açacağız. Evet. Bulduğunuz yemeği tutacağız. Evet. Bu augmented reality aslında sanal gerçeklik diyorlar buna. Evet. Ve siz yediğiniz yemeğin kalorisini size söyleyecek işte. Örneğin döner yiyoruz İskender. Yani hem fotoğraftan, görselden onun hangi ürün olduğunu anlayacak
hem Evet, de aynen onun öyle. kalorisini anında hesaplayıp hemen bir ünlem işareti ya da işte bir kuru kafayla sakın yeme diye sana Evet, size uyarı söyleyecek gönderecek. ve onu da paylaşabileceksiniz tekrar. O uygulama üzerinden sosyal medyada. Bir de böyle bir eklenti koymuşlar. İlginç bir özellik tabii. İlginç. Geçenlerde de şöyle bir çalışma yaptıklarını duyurdular. Çiçeklerin üzerine bunu gösterip, örneğin işte ağaç veya çiçek, hani bilmediğimiz isimler Evet, olursa evet. onun üzerine işte bu meşe ağacıdır veya başka bir ağaçtır deyip size bilgisini verecek onlarla Aklıma ne ilgili. geldi biliyor musunuz? Bu nerelere kadar gidebilir önümüzdeki 10 Korkunç. yıllarda? Mesela Evet. işte cildinizin üzerinde bir kızarıklık var, bir sivilce var, bir şey var. Telefonu koydunuz, ondan sonra size teşhisi koydu, reçeteyi yazdı, printer'dan Süper fikir, süper çıkarttınız. Evet, fikir. evet, evet. Programdan sonra konuşalım bunu. Olur, Güzel, olur. Evet. güzel, Bunu güzel bir geliştirmeye çalışalım mı? Sağlıkçı evet. arkadaşlarla Yani birlikte. dediğiniz gibi çok enteresan yerlere gidebilir. Evet. Gene geçen haftalarda bir şey yaptı, çok olay olmuştu biliyorsunuz sosyal medyada. Sizin gerçek yaşınızı ölçen uygulama fotoğrafınızı çekiyor. Siz işte 35 yaşınızsınız diye size yüzünüzdeki hatlardan, çizgilerden bir şey yapıyordu. Bir öngörüde bulunuyordu. Evet, yani çok değişik çalışmalar yapılabilir bu konuda. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Evet. Peki Bilal Bey, çok teşekkür ediyoruz bu Ben haftalıkta. teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi Kolay gelsin. İyi çalışmalar. günler.